Nereden geliyorsun? Evden. Evden geliyorsun. Evet. Evet, evden. Evden çıktın, buraya geldin yani, öyle mi? Yok. Şimdi ben sabah kalktım. Kişisel ihtiyaçlarımı giderdim. Kahvaltımı yaptım. Başka detay... Gireyim mi başka detaylara? İster misin? Yok, yok girme. Ben evden çıkınca belki bir yere uğramışsındır. Öyle gelmişsindir diye şey ettim ben. Yoksa başka bir şey yok. Uğradım, evet. Uğradım. Ben benzinliğe uğradım. Benzinliğe uğradım. Bak ne aldım. Sakız. Ah. Sevmem ben sakız. Sakız sevilmez mi ya? Ne demek sakız sevmem? Harika. Şaplatma ağzını. Harika bir sakız. Ağzını şaplatma. Önden buyur hadi. Ben çıkıyorum. Git. Sabahtan beri seni arıyorum kaç defa? Adaya sürpriz hazırlamakla meşguldüm. İnanılmaz bir şey hazırladım. Yani adanın bayılacağı türden bir şey hazırladım bak. Şimdi ben onu gizlice eve davet edeceğim, tamam mı? Yani bir bahane bulacağım ve onu eve davet edeceğim. Ada eve girdiği gibi ada iptal. Ada şok. Yani diyecek ki aman Allah'ım bu Rüzgar ne kadar romantik biri. Aman Allah'ım bu Rüzgar ne kadar karşılık olamaz biri. Yani Bora'yı aklından saniyesinde silecek. Bak görürsün, olacak bu. Olacak. Harika bir plan. Ama keşke önce bir sağlamasını yapsaydın bu planın. Yani bir işler yolunda mı diye kontrol etseydin önce. Hayırdır? Sen niye bu kadar gerginsin? Şu an senin yani kutlama falan yapman gerekmiyor mu? Baskın patladı Rüzgar. Baskın balon oldu. Ada kaçtı. Her nasıl bir şekilde bunu başardıysa ada kaçtı. Bora'yla hala beraberler yani. Ne? Nasıl yani ya? Vallahi bilmiyorum. Ada bu. Böyle bir yolunu bulmuştur. Hiçbirimizin tahmin etmeyeceği bir şekilde kaçmıştır. Ne yapacağız şimdi? Vallahi onu da bilmiyorum Rüzgar. Bu sefer sen düşün artık. Şu omuzlarının üzerinde taşıdığın şu ağır şey bir işe yarasın artık. Ha, işe yaramıyor yani, onu söylemek istiyorsun öyle mi? Yani burada saksı var. Bunu mu ima etmeye çalışıyorsun? Vallahi yani şu ana kadar işe yarar bir şey çıktığını görmedim o saksıdan. Üzgünüm. Bence sen insanlarla konuşurken kelimelerini seçmekte biraz daha dikkatli olabilirsin. Hı? İnsanları üzme, beni üzme. Çünkü istersen ben seni çok üzebilirim. Bilmiyorum, biliyor musun? Ok. Ne oluyor burada? Ne yapıyorsunuz siz? Ne oluyor burada? Cevap yok. Aranızda bana bu saçmalığı açıklayacak biri var mı? Yok. Cevap yok. Yani siz birbirinize kağıttan uçak yapıp atabildiğinize göre işler bitmiş. Oyuna geçilmiş. Koca şirkette iş bitmiş, oyun oynamaya geçilmiş öyle mi? Bana bakın. Aranızda oyun oynamak isteyen varsa insin aşağıya çocuk parkına. Oyun oynasın ama gitmeden önce istifa dilekçesini versin. Öyle gitsin, tamam mı? Bana bakmayın. İşinize bakın. İşinizi yapın. Herkes işini yapsın bu şirkette. Herkes. Adacığım, sen bir bana bakabilir misin? Herkes işini yapsın dedim ben. İşine baksın dedim, değil mi? Kuzen bir gelsene. Bir şey konuşmam ne lazım sen. Bir şey konuşmam lazım, özel bir şey de. Tamam, bırak. Tamam. Eğer şirkette bir daha bu saçmalıkla karşılaşırsam hepinizi kovarım, haberiniz olsun. Hepinizi. İşinize bakın. Tamam Kuzen, sakin. İşinize bakın! Dedi, işinize bakın dedi ya. Hadi. Uçağı adamın kafasına atarsa da öyle olur tabii. Bilerek mi attım sanki? Şakalaşıyorduk, yanlışlıkla gitti. Zaten kafasına gelmedi ki, önüne düştü. Olacağız senin yüzünden. Çok kızdı. Kuzen. Tamam, sakin ol. Herkese sarıyorsun. Bir dur ya. Geç hadi. Tamam Ali, bırak beni. Bırak, giriyorum içeriye. Bırak. Tamam. Nasıl vurarak giriyorsun şeyde, kapıya da? Ne oluyor? Yok bir şey. Nasıl yok bir şey? Ben tanıyorum seni herhalde. Biz kuzenden öteyiz, biliyorsun değil mi? Bir şey var. Ne oluyor? Anlat. Ya Ali, soruyorum adaya. İlk aşkım nerede bilmiyorum etmiyorum. Uzun zaman önceydi falan diyor. Gidiyorum teyzesine soruyorum. Bana eviliyor, geviliyor. Bambaşka şeyler anlatıyor Ali. Kuzen bir sakin ol. Sakin ol. Bir tane tane anlat. Baştan anlat. Geç bir. Oturalım. Sakin ya.
Sakin ol ya, sakin. Dün akşam Bora, üstelik kendi evinde bir kadınla berabermiş. Berma teyze basmış. Öyle mi? Evet. Ama tabii sen artık Bora'yla beraber olmadığın için seni ilgilendirmez. Ama ben yine de senin bunu duymak isteyeceğini düşündüm. Yanlış düşünmüşsünüz. Bayağı yanlış düşünmüşsünüz. Bora Bey'in ne yaptığı, ne ettiği artık beni ilgilendirmiyor. Hiç umurumda değil yani kendisi. Aha, tabii. Öyle, orası öyle ama işte ben iki kız dedikodu yapalım istedim. Çünkü kadınlarla erkekler çok farklı. Biliyor musun? Erkekler Bluetooth gibidir. Yakınındaysan çeker, uzaklaştığın anda yeni bir cihaz aranıyor moduna geçerler. Biz kadınlar, biz öyle miyiz? Biz etraftaki bütün cihazları görürüz, en kuvvetli olana bağlanırız. Siz hiçbir yerine çekmiyorsunuz ama. Ne? Ne? Nasıl? Haklısınız. Çok haklısınız dedim. Hani Bora Bey beni ilgilendirmiyor. O benim sadece patronum. Bitti gitti yani. Doğru söylüyorsun. Tabii. Orası öyle. Öyle. Sizin aşkınız olacak gibiydi. Ama itiraf etmem gerekirse olmayacak gibiydi de. Öyle mi? Neden? Yani şu an bir önemi yok tabii de merakımdan sordum neden diye. Aha, ama şey yapmayacaksın, hani bozulmak, alınmak falan yok. Ben seni çok severim biliyorsun. Ben de sizi çok severim. Duygularımız karşılıklı, bilmez miyiz? Evet, kesinlikle tabii. Öyle. Tabii. yani biraz şey. Ne? Siz biraz uygun değildiniz. Yani o anlamda ayrılmanız iyi oldu diyebilirim. Yani çok uzatmadan. Haksız mıyım? Haklısınız. Çok haklısınız. Ne yapalım? Önümüze bakalım. Önümüzdeki maçlara bakalım biz de, değil mi? Oldu o zaman. Çok doğru söyledin. Sen bence önündeki maçlara bak. Tabii söylerim ben, doğru söylerim. Ben müsaadenizi isteyeyim mi? Müsaade senin. Teşekkür ederim, sağ olun. İyi günler. Peki, sen işine bak. Yalancı. Yalancı. Ha, benim de o işim vardı. Ben gideyim, onun için aklıma geldi işte. İşte unuttum şimdi aklıma. Navera da iyi. Tuğçe'nin ayrıldığımıza inanmıyor. Ağzı başka, yüzü başka söylüyor. Yapma ya. Ağzı başka, yüzü başka söylüyor. Bu bana bir yerden tanıdık geliyordu. Ya teyzemler, Belma teyze senin evde olduğunu nereden öğrendi? Ya bak adım gibi eminim o bizi takip etti. Vallahi bizi takip etti. Bir şeyler yapmalıyız. Bir şeyler yapmalıyız. Birlikte olmadığımızı inandırmak zorundayız. Neye gülüyorsun? Sen ciddi misin? Ciddi misin sen Ada? Ben sana ne dedim? Bu kadar oyuna yalana ne gerek var? Çıkacağız teyzenlerin karşısına, her şeyi bir bir anlatacağız. Ne olacak, bize ne yapabilirler? Biz insanlara gerçekleri anlatırsak, gerçekleri söylersek bize ne yapabilirler Ada? Beni Bursa'ya götürebilirler. Kaç yaşındasın sen? Hı? Kaç yaşındasın sen Ada? Teyzenler hadi Bursa'ya gidiyoruz dediğinde sen gitmiyorum diyemez misin? Diyebilirsin değil mi? Yani bu benim özgür hayatım, istediğimi yaparım diyebilirsin değil mi? Bence diyebilirsin. Ev kiraları çok mu yüksek Bora? Ne diyorsun? Anlamıyorum. Sen kafana göre bir ev bulamaz mısın? Dayayıp döşeyip oturamaz mısın içinde yalnız başına ha? Niye hala babanın evindesin? Niye babanlarla yaşıyorsun? Elif için. Değil mi? Elif üzülmesin diye. Seni o evde tutan şey neyse, beni Bursa'ya götürecek şey de o. Sevdiklerimiz üzülmesin diye. Teyzemler ya da Elif. Aç. Aç istersen. Önemlidir belki. Yok yok, bir şey olmaz. Ben sonra ararım onu. Kim? Arkadaşım, bir arkadaşım benim. Bir arkadaşım. Evet, bir arkadaşım. Ne bu böyle sabahtan beri sorgu sual ya? Ne bu, ben anlamıyorum şu an. Ne bu böyle, olmaz. Böyle sorgu sual de olmaz, tamam. Soruyoruz da sanki cevap alabiliyoruz. Aa, anlaşıldı. Sen çok gerginsin. Beni de geriyorsun. Biz birbirimizi özleyelim biraz. Özleyelim, birazcık sakin kalalım. Ayrı kalalım biraz. Kafanı dinle sen. Özle beni.
Turgut aşkını. Turgut aşkın. Bakalım kimmiş şu Turgut denen herif. Ada. Konuşalım mı? Ney? Gel sen anlatacağım, gel. Vallahi ne anlatacağını hiç merak etmiyorum. Gerçekten sıfır merak. Bizim seninle konuşacağımız tek şey bundan sonra mahkeme tarihi olacak. O da çok yakın zamanda. Ya tamam bak bir şey diyeceğim. Bak iyi haber lafın üzerine arar. Kim o? Sana ne? Yakında haberi gelir. Efendim Turgut Bey. Yani anladım Turgut Bey. Tamam da neden restoranda buluşuyoruz? Yani ben ofise gelseydim çok tuhaf değil mi sizce de? Ne vakit kaybetmeyelim diye. Siz söylediniz bir an önce boşanmak istediğinizi. Ben süreci hızlandırmaya çalışıyorum. Aynen sizin istediğiniz gibi. Doğru. O zaman saat 7'de buluşuyoruz. Tamam. O zaman adres verin. Ben sizi aldırayım. Hiç gerek yok. Ben kendim gelirim. Teşekkür ederim. Oldu. Bu ne? Yazım. Bitti. Eline sağlık. Çıkabilir miyim? Nereye? Ve neden? İşim var. Mesaim bitti benim. Tamam. Tamam. Tamam çıkabilirsin. Ben şimdi yazını okuyacağım. Eğer aklıma bir şey takılırsa seni ararım. Telefonun açık olsun. Olur. Turgut Bey, yani buranın böyle bir yeri olduğunu söylesek biz ben işten çıkar çıkmaz gelmezdim. Bu kıyafetim için kusura bakmayın. Rica ederim adam, ne demek? Kıyafet yürümeyi, para konuşmayı öğretir. Yani sizin yürümek için kıyafete ihtiyacınız yok. Sen bayağı böyle yürüyorsun da burası çıkmaz sokak. Efendim? Yok, haklısınız. Çok haklısınız. Evet, çok haklısınız. Şu dava konusuna gelecek olursak. Dava dilekçesi inceledim. Yani ufak tefek hatalar var. Hatalar mı? Aslında Merve hata yapacak bir insan değil de müstakbel damadımız herhalde aklını başından almış gibi. Ne gibi hatalar peki? Ne olmuş? Daha çok vaktimiz var. Önce bir şeyler mi yesek? Buyurun. Pardon, buna bakmam lazım. Tamam. Alo, efendim. Alo, Ada. Ay şimdi senin yazına bakıyordum da. Sen neredesin? Ben dışarıdayım. Arkadaşımlayım. Arkadaşınla, peki anladım. Sen şimdi yazında şey demişsin. Direkt yüzüne söylemektir aşk, her şey olabildiğince açık. Evet. Direkt değil, direkt olacaktı o. Sen yazım yanlış yapacak bir insan değildin. Ne oldu? Arkadaşınla buluşan diye heyecanlandın. Kafan mı karıştı senin? Ne oldu? Acele mi etti? Düzeltirim ben onu. Ben senin sohbetini böldüm galiba. Tamam düzeltirim. Sıkıntı yok. Halledeceğim ben. Oldu. Tamam. Oldu. Peki. Oldu. Sağ olun. Sen sağ ol. Kusura bakmayın patronum. Yazınla ilgili bir şeyler söyledi de. Yazınız? Yazarım ben.
Bir internet sitesinde ufak tefek küçük böyle hikayeler, denemeler falan yazıyorum. Öyle mi? süper yani biz seninle meslektaşız biliyor musun? Anlamadım. Yani ben içtihatlar, madde kanunları, emsal yasalarla ilgili işte savunma yazıyorum. Daha doğrusu müvekkilimi korumak için. Sen diyebilir miyim? Sen benzetmeler ve kelimelerle hikayeler kuruyorsun. Hayatı, belki de aşk anlatmak için. Bakar mısın? Senden bir şey isteyebilir miyim? Tamam, buyurun efendim. Yaklaş. Turgut Aşkın'mış beyefendinin adı. Ben yanında olduğum için tanımıyorum. Fakat sık sık gelirmiş buraya. Tam da tahmin ettiğim gibi. Bak, bak ne güzel oldu söylediğin. Ben bir yerden tanıyorum diyorum bu adamı. Çıkaramadım şimdi göz sözü elli kayıp olmasın. Selam vermem lazım. Sağ ol, sağ ol. Gel gel. Teşekkür ederim. Aldım çevre koy hadi bakayım. Demek ilk aşkınla adam. Bana. Turgut Bey. Turgut Bey. Lütfen. Tamam Turgut Bey. Ben müsaadenizi istesem olur mu acaba? Ama daha yeni oturduk. Bir kahve falan içecektik seninle. Ben içmiş kadar oldum. Çok sağ olun. Bana çarpıntı yapıyor kahve. Çarpıyor bana. Çok çok sağ olun. Benim eve dönüp şu yazımı düzeltmem lazım da. Patron beni sıkıştırıyor sonra. Onu halledim. Aklım orada kaldı. Sağ olun. Tamam madem öyle hadi ben de seni eve bırakayım. Yok yok. Ne gerek var? Ben geldiğim gibi giderim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Zahmet etmeyin siz. Zahmet buyurmayın. Tamam. İsrar etmiyorum. Aa, bu etmemiş halinse. Tamam. Afiyet olsun size. İyi akşamlar, hoşça kalın. İyi akşamlar. Garson bey, hesabı getirir misin? Garson. Turgut. Bey'in hesabını benim masaya yazın. Tamam. Peki efendim. Pardon ama ben sizi çıkaramadım. Bora. Bora doğru söz mü? Hiçbir çağrışımı yapmadım. Oturabilir miyim? Oturabilirim tabii. Hadi bakalım. Niye oturmayayım ki? Sizi dinliyorum. Sana öyle bir teklifim var ki. Teklif? Yürüyeceksin. Bakalım bu defa kaçabilecek misiniz? Ada Hanım. Sözde randevum vardı. Hoş geldiniz. Buyurun ben size eşlik edeyim. Kendi. Turgut Bey geldiler. Gelsinler. Tabii ki. Gelsin, gelsin buyurun. Hoş geldiniz Turgut Bey. Hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Çok iyiyim. Sizi gördüm daha iyi oldum. Buyurun, şöyle oturun. Geldiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Buyurun. Dün akşamki görüşmemizden sonra gelmemek olmazdı. Tabii, yakışmazdı. Turgut Bey, konuştuğumuz gibi yapacağız. Ben her şeyi ayarladım. Tamam, nasıl isterseniz. Çok hızlı bir giriş olacak Turgut Bey. Size bütün prosedürleri bir bir anlatacağım, merak etmeyin. Ada!
Gel, gel. Gel. Buyurun Baro. Buyurun, ne yaptım ben yine? Devleri dağları ayırmamış mıyım? Ne yapmışım, ne kusur işlemişim? Buyurun söyleyin, dinliyorum. Yok. Yok, yazında hiçbir sıkıntı yok ada. Ben seni buraya biriyle tanıştırmak için çağırdım. Turgut. Turgut Aşkın. Biz zaten tanışıyoruz. Ya. Ya, öyle mi? Misafir. Aa, misafir gelmiş, kahve. Ben size hemen bir kahve yaptırayım. Selin'in bir kahvesi var, 27. nesil Türk kahvesi. Turgut Bey, siz nereden tanışıyoruz demiştiniz? Kahveniz nasıl olsun? Nasıl olsun kahveniz? Şekerli, şekersiz, orta, ortasız. Nasıl yapabilirim kahveyi? Sade de yaparım. Ada, ben Turgut. Ya bir merhaba demeyecek misin? Anladım ben, anladım. Siz kahve içiyorsunuz. Ben hemen adam kahve kahve diye öldü ya. Gideyim de getireyim boğazı kuruduysa. Ada, bak. Turgut Bey merhaba diyor, duymuyor musun? Seni tanıdığını söylüyor. Sen tanıyamadın mı yoksa Turgut Aşkın'ı? Tabii ki de tanıyorum ben onu ya. Ben onu çok eskiden tanıyorum. Oo, ama öyle böyle değil, bayağı eski. Çok eskiden tanışıyorsunuz. Bayağı eski, evet. Tam da tahmin ettiğim gibi. Baro Bey, biz Turgut Bey'le... Evet Ada, siz Turgut Bey'le, çok zor bir soru olmasa gerek. Evet, zor bir soru değil. Kolay bir soru. Tabii ki. Cevabı da kolay olmalı değil mi Turgut Bey? Ben beyi attığımızı düşünüyorum. Bu hukuk elçisi beyefendi benim avukatım. Bu beyefendi... Bu senin avukatın öyle mi? Avukatım. Peki ben kusura bakmazsan bir soru sormak isterim Ada. Senin bu Turgut Bey'le ne gibi bir işin olabilir? Yani senin bir avukatla ne gibi bir işin olabilir? Merak ettim. Gerçekten şu an güceniyorum. Gücenme. Bir izin ver, ikimiz konuşuyoruz. Tamam. Evet Ada. Miras. Miras davam var da benim. Onun için. Miras davam var benim, onun için. Eski tanıdık ya, ucuza getirdim. Miras. Kusura bakmayın ama burada müdahale etmek zorundayım. Avukat kimliğimle. Ada Töz'ün de dahil olmak üzere hiçbir müvekkilim hiçbir konu hakkında açıklama yapmak zorunda değil. Avukat olarak ben de size bilgi vermeyeceğim yani. Şimdi Turgut Bey. Ben bu miras konularının gizli yürütüldüğünü bilmiyordum. Yani sizin müvekkilinizin başka bir sorunu, başka bir derdi yoksa eğer. Başka ne sorunum olabilir benim? Benim başka ne sorunum olur? Benim bir avuç bir arazi kalan mirasımız var. Biz onu paylaştırmaya çalışıyoruz aramızda. Bora Bey, siz zenginsiniz, bilmezsiniz ama biz fakirler için çok önemli bu. Kim ne kadar aldı, ne kadar paylaşıldı? O bir karışın ne kadar önemli olduğunu bir bilseniz bizim için. Tamam Ada, tamam. Anladım ben. Anladım, bana açıklama yaptığın için çok memnun oldum. Teşekkür ederim. Sağ ol. Rica ederim Bora Bey. Rica ederim. Peki sizin Turgut Bey'le ne gibi bir işiniz var? Ben onu merak ettim de azıcık. Söyler misiniz bana? Benimle paylaşır mısınız? Turgut Bey şirketimizin yeni hukuk danışmanı. Ne oldu Ada? Şaşırdın? Çok iyi, çok iyi, çok iyi karar. Bence de. Bence de öyle. Yani ne iyi tercih biliyor musun? Senin avukatının bizim şirketimizde çalışacak olması bizim için çok büyük bir şans. Ah şans çok. Ah şansın böyle şansın ben. Anlamadım. Ha? Ha? Kahve söyleyeyim. Ha. Kahve söyleyeyim, getirsinler. Bu kahve için ya. Bu kahve içiyor bu. Yürü hadi, çık yürü. Ne oluyor be? Yürü durma şurada, yürü durma şurada, yürü gel peşimden. Evet, Turgut Bey. Bey dememde sıkıntı yok değil mi? İsterseniz atabiliriz beyi aramızda. Ne oluyor yine ya? Turgut Bora'nın odasında olan bu. Turgut kim ya? Yeni boşanma avukatımız. Ne? Ne alaka peki? Ne zaman değişti? Dün sabah değişti. Merve Hanım Atta'ya gitti, Turgut Bey geldi. Hatta şu an Turgut Bey, Bora Bey'le sohbet ediyor. İkimizin evli olduğunu bilen avukatımız
şirkette hukuk danışmanı olarak geliyor. İyi de ne alaka abi? Bir dakika, yani Bora adamı nereden bulmuş bir kere ya? Bilmiyorum, bilmiyorum. Ha. Tabii siz ayrıldınız yani. Sen şimdi Bora'ya hesap da soramıyorsundur. Tabii. Bana bak. Ayrıldık, evet bak, imalı imalı konuşma sen. Sen söyleyeceksin, tamam mı? Ne iş var sen söyleyeceksin. Ben ne bileyim kızım, nereden bileyim ben? Şirket ortağı, eski sevgilin, yeni kanki taşına sorabilirsin mesela. Ha? Belki de o Bora'ya tavsiye etti Turgut'u. Tuğçe. Tuğçe ne alaka ya? Gizli gizli avukatı arayıp soruşturmuyor muydu? Eğer Tuğçe'nin işi ise seni yakarım. Seni yakarım. Öğren. Öğren, hemen öğren. Kolay gelsin Rüzgar Bey. Yani koca İstanbul'da hiç avukat kalmamış gibi Turgut geldi. Buraya avukat oldu, normal mi? Normal mi? Doğru. Başka kimse yok mu? Yok. Çünkü Evren çok tatlı. Anlatırım sonra uzun hikayeyi. Sonra gelince kanka vallahi hiç normal değil. Senin boşanma avukatı gelsin danışman olsun yani, Allah Allah. Neyse, plan ne? Gidip soracağım. Bora Bey'e mi? Turgut Bey'e. Merhaba. Turgut Bey değil mi? Hukuk danışmanı. Ta kendisi. Siz model falan mısınız? Burada çekim falan mı yapılıyor yoksa? yok, öyle değil. Ben Bora'nın ortağıyım. Aynı zamanda da portalın baş editörüyüm. Tuğçe Dikman. Çok memnun oldum Tuğçe Hanım. Ben de çok memnun oldum. Neler yapıyorsunuz acaba? İyi. Yani teliflerle ilgili işte birkaç dosya inceliyorum. Biz acaba sizinle daha önce bir yerden tanışmış olabilir miyiz? Yüzünüz bana hiç yabancı gelmiyor da böyle bir davette falan mesela. Pek sanmıyorum. Niye biliyor musunuz? Çünkü böyle bir güzelliği unutmuş olmam mümkün değil. Evet, orası öyle. Belki sizinle başka bir işimiz olmuştu. Tuğçe Hanım! Tuğçe Hanım! Efendim Ada. Bora Bey sizi arıyor, her yerde fıldır fıldır. Çok acilmiş. Ne? Neden? Ne varmış o kadar acil acaba? Hiç bilemiyorum, hiç bilemiyorum. Soramadım. Çok acildi. Panikti. Sizin odanızdan çıkıyordu falan. Biz de öyle rastlaştık. Sizi bekliyor. Tamam. Turgut Beyciğim, çok memnun oldum tanıştığıma. Ben de çok memnun oldum. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ne acaba ya? Acaba ne ya? Ben de sana bakmaya geliyordum. Neden? Neden? Tuğçe'nin bir şey mi dedi? Ne oldu? Yok. Ne peki? Bora Bey mi bir şey dedi? O mu dedi? Ne dedi? Hayır canım, kimse bir şey demedi. Yani seni görmeye gelecektim işte. Turgut Bey. Sizden ufak bir ricam olacak Turgut Bey. Bu benim durumu. Yani şu boşanma meselesinden kimseye bahsetmezseniz çok sevinirim. Özellikle de Bora Bey'e. Ne isterseniz. Ben sizin emrinize amadeyim. Ama bak, böyle olmuyor. Gerçekten güceniyorum. Otursana. Bora Bey sizi tam olarak neden çağırmış? Telifle ilgili danışmanlık vermem için. Ama o odada iyi kurtardım durumu, değil mi? Yani bir teşekkür hak ediyorum artık. Sağ olun, sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Vallahi beni kurtardınız. Beni gerçekten kurtardınız. Çok sağ olun. Telif diyordunuz. Sizin telifle ne alakanız var? Uzmanlık alanlarından sadece bir tanesi. Peki siz nasıl tanıştınız Bora Bey'le? Ada, bak şimdi ben kendimi övmeyi pek sevmem. Hiç. Ama piyasada gerçekten bilinen bir avukatım diyelim. Bana normale denk gelmez ki. Bela çekiyorum, bela. Bir şey mi dedim? Yok, ben demedim. Siz diyordunuz. Bora Bey'le nasıl tanıştığınızı anlatıyordunuz. Ha, ortak arkadaşın bir referans. Baş harfi Tuğçe. Ya ben sana bir şey soracağım. Sen bu evliliğin duyulmasından neden bu kadar korkuyorsun ki? Senin özel hayatına hangi sıfatla, hangi akla karışabilir yani? Rüzgar var ya, Rüzgar. O Rüzgar. Rüzgar da burada çalışıyor. Bu şirkette çalışıyor. Bora Bey de şirket içinde evli çiftlere karşı. İstemiyor. Adamın şirketi sonuçta, ne diyebilirsiniz ki? Karşı yani böyle şeylere. Ne diyorsun ya? Vallahi durum vahimmiş. Çok, çok vahim. Ama sen artık boşanacaksın. Yani bundan sonra hayatına özgür ve bekar bir kadın olarak yeniden başlayacaksın.
Ben de seni arıyordum. Beni arıyor musun Bora? Seni mi arıyormuşum? Evet, Ada söyledi. Ha. Evet. Evet Tuca, ben seni arıyordum. Sana bir soru soracaktım, hemen sorumun cevabını aldım. Onu söylüyordur Ada sana. Bayağı telaşlı görünüyordu ama. Beni Turgut Bey'in yanından uzaklaştırmaya mı çalıştı artık, aklından ne geçiyorsa? Ada bu işte. Yani her şey olabilir. Ada Turgut Bey'in yanında. Evet. Hala orada. Görüyorum. Kolay gelsin Tuğçe. Sen bu kıza ne ara bu kadar aşık oldun Bora? Geç kalınmış yani bir karardı. Şu an burada bu konuyu konuşmamız bile gereksiz aslında. Onu istemediğini geç de olsa anlamış olmanı takdir ediyorum. Bu kararı vermek gerçekten zordu, biliyor musun? Ben adım gibi eminim. Onu istemiyorum asla. Bir anlık sinirle verilmiş bir karar olmadığına sevindim. Senin mutsuz olmanı asla istemem adacığım. Adacığım ne lan? Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ben gideyim, işimin başına döneyim. Bora Bey de daha fazla şüphelenmesin. Tamam, merak etme. Ben senin her zaman yanındayım. Sağ ol. Sağ olun. Kanka, Ali'yi sıkıştırdım ama hiçbir şey öğrenemedim. Allah'ım, ben kutuplardaki buzdolabı satıcısıyım. Çöllerdeki bahtsız bedeviyim ben. Yani İstanbul Barosu'na kayıtlı binlerce avukat içinde Bora geldi benim boşanma avukatımı şirkete getirdi. Kanka dur bir sakin ol. Ya senin ablaya kıl danışalım, o bize bir yol gösterir zaten. Aa, ne oldu? Ben gidiyorum. Ben daha fazla burada duramam ben. Beni eve götür hadi. Teyze uşum, ben şimdi seni nasıl götüreyim ben buradan çıkarsam maazallah. Patlar. Yasemin abla, kafeyi nasıl bırakayım? Ha, gidiyorum ben. Çok kötüyüm. Teyzoş. Teyzoş. Çık sana be adam. Bu ne çalışma aşkıymış? Neyse. Oo. Sen de benim gibi mesaiye mi kaldın? Yo, ben çıkacaktım. Sizi gördüm, bir uğrayayım dedim. Tamam, o zaman bekle. Çıkışta bir şeyler içelim. Kaçta çıkış? Bilmiyorum işte, Bora Bey gelecek işte. Sonra çıkarız. Ha, yoksa beraber birlikte mi çıkacağız onunla? Hayır canım, olur mu öyle şey? Yani seninle benim aramdaki şeyler özel. Müvekkil avukat gizliliği yani. Evet, oldu o zaman. Hadi biz çıkalım o zaman, önden. Hayır hayır, olmaz. Gerçekten telifle ilgili şu dosyaları incelememi istedi benden. Ya günler torbaya mı girdi Turgut Bey ya? Sonra bakarsınız, yarın bakarsınız. Bak gerçekten şunu inceleyeyim, sonra çıkacağız. Söz. Hadi hadi, şimdi çıkın bence. Şimdi çıkın. Biz beraber çıkmayacak mıydık? Ya siz şu şirketin sınırlarından bir çıkın da. Bir çıkın da siz. Sen benden özellikle rica ettin. Durumu idare et dedim. Ben de seni kırmadım, yaparım dedim. Ama ben bu işi yapmıyorum dersem daha ilk günden göze batarım. Ya ne olur Bora da şüphelenir. Ben neden şüpheleniyormuşum? Hı? Ha? Şüphe? Hı. Şüphe bir avukatın en önemli silahıdır Bora Bey. Tabii ben avukatlarla ilgili, böyle dedektiflerle ilgili çok fazla dizi izliyorum, film izliyorum. Ben sordum Turgut Bey'e, dedim ki oradakiler ne yapıyor? Doğru mu onlar yaptıkları? Onun hakkında bilmiyorum. Alabildin mi sen cevabını? Ben tam anlatacaktım ki. Tamam o zaman, yarın öğrenirsin hadi. Çıkabilirsin. Siz? Ne ben? Siz çıkmayacak mısınız? Saat kaç oldu? Çıkmayacağım hadi. Neden? Bizim Turgut Bey'le bir işimiz var, tamam mı? Hadi. Hadi iyi akşamlar. Ben de geleyim. Ada hadi, çıkabilirsin dedim. Hadi. Not tutayım. Ada hadi dedim sana. Hadi. Hadi. Kapıyı da kapat. Hadi bakalım. Kapıyı da kapatayım. Haydi. Haydi. Evet Turgut Bey. Gelelim şu telif dosyalarına. Ne yaptınız? Hallettiniz mi telif dosyalarını? Thank you.
diyelim. Ben de çıkıyordum. Bu ikisi kesin bir işler karıştırıyorlar. Kim? Burak ve Turgut. Bu saat oldu hala odadan çıkmamışlar, fısır fısır bir konuşmalar, bir şeyler. İş konuşuyorlardır canım. Bu saatte yeni başlayan bir insanla bu kadar ne konuşulabilir? Adamın ne kadar yoğun işi olabilir ki? Heh. Ben de onu diyorum işte. Ne kadar yoğun olabilirler ki yani? Al bakalım kankacığım, doğruculuk iksiri. Bir içen bir daha yalan söyleyemiyormuş ha, yemek kitabında buldum. Çok komik. Kanka, sen baya baya yalan bataklığına batıyorsun, farkındasın değil mi? Batıyorum değil mi? Vallahi batıyorum ben. Bak, bak bir tek elim gözüküyor, hatta yok parmağım. Parmağım gözüküyor sadece, çok battım, çok battım. Nergis teyze iyi mi şimdi peki? İyi, iyi. Yani benimle konuşmamak dışında iyi. Yasemin teyzem yanında. Kızım feci karışmış ortalık bu sefer. Bora ne yaptı? Eniştem Turgut'u dövünce karakola gittiler tabii. Ay kabus gibi bir geceydi, kabus. Ada, bak bu Bora senin olmayı aklına koymuş, haberin var değil mi? Bakalım bu sefer ne yapacak? Hadi bakalım. Çok güzel, çok. Kuzen. Hı. Bu Turgut'u göremedim. O nerede ya? Yani görmek istediğinden değil zaten de. Turgut artık bizimle çalışmıyor kuzen. Boş ver sen Turgut'u. Ha. Hı. Ne bu? Bak. Bana mı? Saçmalama bak. Hı. Bu ne oğlum? Bu benim tarzım değil ki bu. Ali. Ne? Hiçbir şey diyeceğim yoksa düşündüğüm şey mi? Ha? Ali ben düşündüm taşındım kardeşim. Adaya evlenme teklif etmeye karar verdim. Yapma şunu! Gel buraya! Kardeşim. Eyvallah, çok sevindim. Eyvallah. Çok sevindim. Eyvallah. Bir şey diyeceğim. Darısı bizde Selin'in başına ama. Bana bak. Bana bak. Sakın Selin'e bir şey söylemiyorsun. Adanın haberi yok. Sürpriz olacak tamam mı? Sürpriz. Rafa'm söyler misin? Sakın. Hadi. Onlar şey değil. Nasıl beğendin mi? O güzel. Güzel olmuş. Bu sefer ne yapacağımı ne sen ne de ailen öğrenemeyecek adam. Gelin hanımın nesi var? Şu Turgut meselesi. Ala da öğrenmiş. O da geldi. O yüzden bana biraz tabırlı. Nasıl ya? Nereden öğrenmiş? Gerçekten. Gerçekten ben de anlamadım. Yani bir ben biliyordum. Bir de sen kardeşim. Acaba nereden öğrendi Ada? Nereden öğrenmiş olabilir ki? Değil mi? Bu evet evet. Bu şeyden öğrenmiş olabilir. Neydi? Bu Yasemin Hanım, bu Nergis Hanım sürekli bunların böyle bir dedikodu ağı var. Oradan öyle bir durum dönmüş olabilir diye olabilir yani. Olabilir. Olabilir tabii. Olabilir olabilir. Ha illa anlattıracağım. Ha. Şimdi şöyle oldu. Hayatının sürprizine hazır ol Ada. Bu akşam teyzenden seni istemeye geliyoruz. Dün geceyi mi yaşıyoruz hala? Eve gidince başıma ne gelecek bilmiyorum ki. Yani teyzem beni yeğenliklerine edese hakkıdır. Ada, sen beni severek neden dünyanın en büyük suçunu işlemiş oluyorsun? Hem bir bakarsın bir şey değişir. Yani birden bir şey olur. Teyzen bile ikna olur. Ne gibi bir şey? Değil mi? Olunca görürsün. Bora! Olmaz ama yani. Yeter, uzak dur şu Turgut'tan. Ada, ben bir daha senin ağzından Turgut ismini duymak istemiyorum, bu bir. İkincisi, eğer sen Turgut'tan uzak durursan ben de dururum. Hatta ilk iş olarak şu avukatını değiştirmekle başlayabilirsin. Tamam, evet. Ben değiştireceğim zaten. Güzel. Ada bak, şu ilk aç meselesini bir daha okunmamak üzere rafa kaldırıyoruz, tamam mı? Hatta çöpe atıyoruz, yakıyoruz, ok ediyoruz. Ben artık bizim kendi hikayemizi okumak istiyorum Ada. Ay, kestim vallahi kestim ay ya. Bir yara bandı, kolonya falan. Vardır kesin, vardır. Sen pimpiriklisin, vardır. Ne? Yürü.
Burada klasörler var. Bu ne? Oo, revir. Revir yapmış kendine. Yarabandı ama. Bu ne? Peki bu şimdi? Ama neyse, bana ne? Bana ne mi? Nasıl bana ne ya bu? Burada takı kutusu bu. Ne var bunun içinde? Ada? Ya tüh ya, gördün mü onu? Görmemem mi gerekiyordu? Görmemen gerekiyordu tabii. Görmemen gerekiyordu. Neden? Çünkü bu... Toplantı iptal. İyi de oldu, aklım başka yerde. Kuzen, adada şey ha, cin gibi kız yani böyle eliyle koymuş gibi bulmuş hemen yüzüğü. İlginç. Kimin bu yüzük? O yüzük... Benim. Senin mi? Evet. Nasıl senin? Ben normal insan olarak bana ait bir şey o. Benim. Bana ait. Alayım. Benim ya, benim yüzüğüm. Nasıl senin oluyor o yüzük? Hop, hop. Sen ne yapıyorsun tam olarak? Şu an orada mıdır bu olmayı? Söylesene bana. Bana bırak, bana bırak. Neyi sana bırak? Bana bırak. Şimdi şu an ne yapıyorum mesela? Ada Selin'e bunu söylemesin diye burada böyle komiklikler, şakalar, şeyler, sürprizim bozulmasın diye benim sürprizim. Anladın mı? O yüzden. Ali! O yüzük senin için mi? Evet, evet, evet! İnanmıyorum. Ali. Evet, evet, evet. Evet, evet, evet. Ali, tebrik ederim. Canım, teşekkür ederim. Selin çok mutlu olacak. Olacak, sağ ol. Allah'ım, ne güzel bir şey. Evet, evet, evet. Güzel olacak, evet, güzel olacak. Ya. Güzel olacak. Çok mutlu olacak Selin. Evet. Evet, ben bir Selin'i göreyim. Yüzüğü buraya bırak. Bırakma, bırakma yüzüğünü al. Al yüzüğünü. Ama bir saklayalım. Evet, tamam, orada. Tamam. Bu nasıl? Ama bana değil, ekrana bakacaksın. Tamam. Tamam bakayım. Hı. Selin hep böyle bir şey hayal ederdi. Böyle kır düğünü, ağaçlar, renkli renkli ampuller. Çok güzel. Peki sen? Sen ne hayal ederdin? Ben mi? Sen. Ben bir şey düşünmedim. Hiç mi düşünmedin? Hiç. Bahat yüzünden mi? Ailenin tüm kadınları nikah masasına terk edince evlilikle ilgili pek hayal kuramıyorsun. Tamam, peki kursan nasıl bir hayal kurardın mesela? Bilmem. Hiç düşünmedim. Hiçbir şans vermiyorsun da. Vermiyorum. Çünkü üstüme geliyorsun. Nereye gidiyorsun? İşimin başına. Tamam, gitme. Biraz sevgilinle kal. İş beklemez. Ada kal. Gitme. Bunu patronum olarak mı söylüyorsun yoksa sevgilim olarak mı? Anlayamadım. Sen hangisini dinleyeceksen o vasıfla söylüyorum. İkisini de dinlemeyeceğim. Çünkü benim patronum Tuğçe'm. Az kaldı Ada.
Çok az kaldı. Aşk kendi seçer.